Merhaba arkadaşlar. elit eğitim bünyesinde devam etmekte olduğumuz İspanyolca dersimizin bu bölümünde yine bir kelime edinimi, bir vokabülaryo dersi işliyor olacağız. Bu vokabülaryo dersimizin teması ne olacak? Los objetos de la clase. Yani bir sınıf içinde gördüğümüz eşyalar olacak. Ee, bu kelime grubunu hangi gramer temasıyla eşleştirebiliriz, nasıl çalış çalışabiliriz diye soracak olursanız ee, bu kelimeleri sıfatlar konusuyla birleştirebilirsiniz. Ee, mesela büyük masa, küçük sandalye, büyük kalem, küçük kalem ya da renklerle birleştirip kalem renkleri, işte sınıftaki objelerin renkleriyle birleştirebilirsiniz. Ya da e, comparativos, e, karşılaştırma e, gramer konusuyla birleştirip daha büyük, daha küçük, daha e, kalın, daha ince gibi e, yapılarla daha rahat öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi kelimelere gelirsek ne diyoruz en başta? ¿Cuáles son los objetos de la clase en español? İspanyolcadaki sınıf eşyaları hangileridir? Hangi kelimeleri kullanıyoruz? Şimdi burada birçok kelime görüyoruz arkadaşlar. En la clase sınıfta tenemos estos bir sınıfta bunlara sahibiz değil mi? Daha farklı şeyler de var ama şimdilik bunlarla başlayalım. Ne diyoruz bu kelimeler hangileri? Bunlar un poligrafo. En baştan başlayalım. Tenemos un escritorio, una mesa, un bolígrafo, un pupitre, una silla, una tiza. Bunlara sahibiz arkadaşlar. Peki bunlar neler? Un boligrafo, boligrafo, e, kalem demek arkadaşlar. Tükenmez kalem anlamına geliyor. Yazalım. Bolig, boligrafo dedik arkadaşlar. Ne demekti? Tükenmez kalem anlamına geliyordu. Bunu da yanına yazıyoruz tükenmez kalem. Başka hangi e, eşyaları sahibi sınıfta? Tenemos una keseso una Eski... un escritorio. Yazı masası arkadaşlar. Eskri aklınıza kalsın. Eskri ne demek? Yazmak demek. Escritorio da e, yazı masası ya da çalışma masası anlamına geliyor escritorio yazı ya da çalışma masası dedik. Başka hangi eşyalarımız var sınıfta? Tenemos un una silla. Una silla nedir bu? Sandalye siyah. Onu da yazalım. Siyah. Sandalye dedik. Sandalye şu kelimeyi de hemen yanında iliştirelim aklınıza kalması için. siyah, siyon olduğunda. Yani sondaki anın yerine on koyduğumuzda bu sefer de koltuk anlamına geliyor. Siyon. Siyon dediğimizde koltuk, daha büyük bir sandalye aklınıza gelsin. Böyle aklınızda daha iyi yer edinebilir. Çeso esuna tisa. Tisa ne demek? Tebeşir demek arkadaşlar. Tisa. Tebeşir şeklinde söylüyoruz. E keseso es un pupitre. Pupitre. Pupitre ne demek arkadaşlar? Ee, öğrenci masası ya da e, yine bir sıra anlamına geliyor. Okullardaki sıra. Sıra. Buradaki sıradan kastımız girdiğimiz sıra değil de masa olan sıra, okul sırası. Okul masası diyelim buna da. Pardon. Bunu böyle silelim. Hangi kelimeydi bu arkadaşlar? Pupitre. İspanyolcada pupitre olan kelimeyi yazıyoruz. Pupitre neydi? Sıra ya da okul masasıydı. Ve son olarak hangi kelimemiz kalıyor? Çok Türkçedeki haline benzer bir kelime. Masa İspanyolca'da ne oluyor? Mesa oluyor. La mesa şekline geliyor. İkinci grup kelimemiz. Bunlar birazcık daha e, ayrıntıya giriyoruz artık arkadaşlar. Birkaç tanesi ayrıntı. İlki nedir? El borrador. Borrador ne demek? Şimdi oradaki resimde anlamıyor olabilirsiniz. Borrador silgi anlamına geliyor. Silgi yazalım hemen. Borrador nedir dedik Borrador için? Silgi. Başka bir kelimemiz var? Bu nedir? Bu bir tahtadır. Değil mi? Onu geçmişiz. Buna geldik. La carpeta dosya demek. Carpeta dosya dedik. Hangi kelime için dosya dedik? Carpeta için. Una carpeta, dosya. El cuaderno, el cuaderno. Cuaderno ne demek? Defter demek arkadaşlar. Cuaderno, libro. Kuaderno, kitap defter, bunu unutmayalım. Kuaderno, ne demekti? Defter. Karpeta, dosya, kuaderno, defter şeklinde söyledik. Kağıt, kağıt, ne anlamı geliyor? Papel, zaten bildiğimiz bir kelime kağıt ne demek dedik papel tahta yazı tahtası bu ne demek pisarra pisarra Pizarra için ne dedik? Yazı tahtası dedik. Burada küçük bir hata yapmışız. İspanyolca ve Türkçesini ters yazmışız. Ne dedik? Papel dedik. Ne anlamı geliyordu? Papel dedik. Kağıt anlamına geliyordu arkadaşlar. Kağıt. Bunu da hemen güzelce karşısına yazalım. Çağıt anlamına gelen papelle yazdık. <laughs> Bununla beraber en son ne kaldı? Biz kaldık artık. Biz neyiz? Estudiante. Estudiante ne demek? Öğrenci. Bunu zaten hem meslekler dersimizden hem de verdiğimiz örneklerden biliyoruz. Bunu yazmayalım. Üçüncü grup kelimemiz saatle başlıyor. Saat ne demek? El Relo. Yazalım bunu da tahtaya. Relo kelimesi ne demek? Saat demek. Farklı ikinci bir kelimemiz nedir? Ona dönelim. Kita e, El relo dedik. Saat. Çöp kutusu. Bir papelera anlamı var. Papelera kağıtları attığımız kutu anlamına gelen. Bir de basura e, anlamına gelen kelime var. İkisini de yazalım biz. Papelera ya da basura. İkisi de çöp kutusu anlamına geliyor. İkisi de dedik çöp kutusu anlamında kullanılıyor. Kalem, ee, ilk tükenmez kalemi görmüştük, boligrafoyu görmüştük. Bu sefer de normal, tahta kalem, yazı kalemi. O da nedir? Lapis. Lapis de daha önceden bildiğimiz bir kelime. Lapis, ne dedik? Kurşun kalem. Kurşun kalem, lapis dedik. Kapı, kapı bildiğimiz kapı ne demek? Puerta, puerta bu da sınıfta gördüğümüz bir yapıdır. Ne dedik? Puerta dedik. Kapı anlamına geliyor. Kalem tıraş, kalem tıraş El sakapuntas 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 e, çoğul görünümlü bir kelime sakapuntas haliyle ama tekil bir kelime çoğul görünümlü tekil bir kelime sakapuntas ne demek dedik kalem tıraş ve son olarak görmediğimiz bu kelime kaldı bu da nedir bildiğimiz gibi kitap anlamına gelen kelime kitap el libro. Yanlış işaretlenmiş libro ne dedik? Kitap dedik. Un libro. Son grup kelimelerimizden birisi harita. Harita nedir? El mapa. İngilizcesiyle zaten çok e, büyük şekilde benziyor mapa ne demek? Harita demek arkadaşlar. Diğer bir kelime bilgisayar kelimesi. Bilgisayar nasıl kullanılıyor? Bu da çok gördüğümüz kelimelerden birisi. Computadora. Computadora. Ne anlama geliyor? bilgisayar Sınıfta gördüğümüz kelimelerden birisi de bir diğeri nedir? Öğretmen. Öğretmen kelimesini zaten biliyoruz. Profesör, profesora, meslekler dedi. Çok gördüğünüz bir kelime. Computadora'ya benzer başka bir kelime de hesap makinesi arkadaşlar. O da kalkuladora. Kalkuladora. İngilizce'deki Calculate ya da Calculator'dan aklınızda kalabilir. Calculadora. Bu da hesap makinesi dedik. Hesap makinesi. <laughs> Tiheras, Las Tijeras. Her zaman çoğul olarak kullanılan kelimelerden birisidir arkadaşlar. Makas. Makas iki tane e, ayrı kısmı olduğu için e, Tiheras çoğul şekliyle kullanılır. Ve hiçbir zaman tekil yazılmaz. Las. Tiheras. Ne dedik anlamı için? Makas dedik. Son olarak neyimiz kaldı? Moçilemiz kaldı. Mochila ne demek? Çanta demek. Sırt çantası. Mochila. Mochila için ne dedik? Sırt çantası. Bu şekilde arkadaşlar İspanyolca'da sınıfta kullanabileceğimiz kelimeleri çok... Ee, Genel olması da ayrıntılı bir şekilde sizlere vermeye çalıştım. Şimdi burada kelime derslerinin en başında dedik, e, günde 7-10 arası kelime öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır. Fakat burada çok fazla kelime var. Bu kelimeleri 2 ya da 3 güne bölerek e, ya da kendi seviyenize göre belki 2 günde, e, belki de 4 güne kadar çıkabilirsiniz. Ezberlemeniz sin yararınıza olacaktır. Birkaçı gördüğünüz gibi gerçekten hani çok nadir karşınıza çıkacak kelimelerden biri. Bir bazıları var. ama genel olarak eğer öğretmenseniz, öğrenciyseniz ya da okul ortamında çalışıyorsanız bu kelime ve İspanyolca kullanacaksanız bu kelimeleri göreceksiniz. Bir noktada karşınıza çıkacaktır. Dediğimiz gibi dersin başında dediğimiz gibi bu kelimeleri çeşitli gramer konularıyla birlikte çalışarak daha iyi öğrenebilirsiniz. İşte renklerle, sıfatlarla öğrenirseniz kelimelerin kullanımları da sizin kafanızda daha doğru oturacaktır. Aklınızda kalacak şekilde yer edinebilir. Vokabülario dersimizin sınıf objeleri temasını bu şekilde bitiriyor olacağız.